Değişen Hayatlar programı Kıbrıs'ta Kızlar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Değerli izleyicilerimiz, yeni bir Değişen Hayatlar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine sizlerin evinde misafiriz ve bugün aramızda yine çok çok değerli bir insanımız, çok sevdiğim bir kardeşim var, hocam var. Sevgili Zehra Altınay bizlerle birlikte. Değerli hocam, öncelikle hoş geldin programımıza. Bu kadar yoğunluğunun içinde, bu kadar akademik çalışmanın içerisinde bizlere de zaman ayırdığın için çok çok teşekkür ederim size. Öncelikle ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir sabahta birlikte olmaktan büyük mutluluk duyarım. Güzel yansımlamaların olacağı bir program olmasını diliyorum. Elbette ki her bir sözümüz, her bir fikrimiz bir ışık tutacaktır bugüne ve bundan sonraki günlere. Burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Mutlaka güzel olacaktır hocam. Çünkü sizin yüreğiniz kadar güzel bir insanla birlikteyiz. Ve bu programın sonunda izleyicilerimiz de bu güzel enerjiden nasiplerine düşeni alacaklarına ben yürekten inanıyorum. Değerli hocam, öncelikle tabii ki sizlerle nasıl derler, teşrik-i mesaimiz çok uzun zamandır birlikteyiz. Özellikle engelliler konusunda yapmış olduğunuz çalışmalar, akademik çalışmalar olsun, kişisel, bireysel olarak yapmış olduğunuz destekler olsun bizim için son derece önemlidir. Benim için ayrı bir önemi var tabii sizin burada oluşunuz, sizin oluşunuz. Benim doktora sürecim boyunca danışmanımdınız ve birlikte bir yolu bitirdik. Burada hem şunu sormak isterim sevgili Zehra Hocam, bu süreç içerisinde yani evet bendim konum belki bu süreç içerisinde ama bunu birlikte yaşarken sizin hissettikleriniz neydi? Onu da öğrenmek isterim gerçekten. Evet, bu güzel bir soru. Öncelikle birlikte bu yolu yürüdüğümüzden dolayı ben büyük bir onur duydum. Ve size takdir ettiğimi de ifade etmek isterim. Buradan herkese de bunu bu hisle başlamak isterim söyleyeceklerime. Doktora süreci bilimsel anlamda kolay bir süreç değil. Bunu hepimiz ve yaşayan herkes çok iyi biliyor. Bu süreçte bizim iki temel hedefimiz vardı. Belki birden çok hedef çıkar ama özellikle iki önemli temeli paylaşacak olursak, birincisi engellilik konusunda literatüre bilimsel bir kazanç sağlamak çok önemli. Bu sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da bilim insanları olarak çalışma prensibimiz ve çalışma alanlarımız doğrultusunda bir ürün ortaya çıkarmak bu yönde oldukça önemliydi. Bir ikincisi önemli nokta, çalışma prensiplerimiz ve çalışma alanlarımız doğrultusunda bu ülkede engellilik kavramına daha çok vurgu sağlamak ve aynı zamanda bunu özünde yaşayan, tecrübe edinen birini bilime kazandırmak bizim için oldukça önemliydi. Yaptığımız tüm çalışmalar doğrultusunda aslında bu hedefleri kendi içimizde hep çizdik, bu yolda ilerlemeye çalıştık. Bunu da yakından takip eden kişiler arasındasınız. Bu ülkede en çok vurgulamaya çalıştığımız bilim dünyası kadar yönetimde de bunun olması gerekliliğiydi. Evet. Yani bu konuları tartışan bilim insanları olabilir, siyasiler olabilir, ülkedeki herhangi bir vatandaş olabilir ama söz hakkı ve paylaşma ihtiyacı ve otorite sahibi olması kişiler, bunu yaşayan kişiler olması gerektiğidir. Bu da önemli. Yani engellinin sesinin de duyurulması, yönetimde, karar mercisinde karar olması mekanizmalarında ve aynı zamanda yükseköğretim için bunu özelde dikkate alacak olursak,
engellinin bu alanda da kendi için çabalayabilmesi oldukça önemli bir kapsamdı ve biz bunu aslında birlikte başardık. Çünkü ortak hedefte bir araya gelip birlikte çalışmak bu hedefin gerçekleştirilmesine kolaylaştırıcı. Hani iletişimde her zaman söyleriz, ortak algıyı bulabilmek için ortak yaşantıyı geliştirmemiz gerekir. O zaman demek ki biz bu prensipte hedeflediğimiz iki alanda da güzel bir başarı elde etmiş olduk. Konu itibariyle de baktığımızda aslında yaptığımız çalışmaya bakacak olursak mesleki yaşama entegrasyonu engellinin bugün oldukça değişen hayatlar sloganını da ne kadar iyi yansıttığını görebiliyoruz. Meslek yaşamında var olması, topluma katılımının sağlanması ve aynı zamanda da istihdamın yönünün ve önünün açılması, bunlar önemli konularıydı. Bunlar sadece bizim ülkemizin sorunları değil veya çalışma alanları değil. Dünya literatüründe de yer bulması gereken çalışma konularıydı ve böylelikle oraya da biz küçük yaşadığımız ülkenin şartlarını dünyaya da duyurmuş olduk bilim aracılığıyla. Bu da oldukça önemli bir başarı haline dönüştü. Kesinlikle buna yürekten katılıyorum hocam. Çünkü gerçekten sizlerle birlikte, siz olasınız, Fahri hocam olsun, Gökmen hocam olsun, diğer hocalarımız olsun, gerçekten yakında üniversitesi, özellikle toplumsal araştırma ve geliştirme birimi ciddi anlamda ülkemizde bu konuyla ilgili, yani özellikle engellilerin işte yaşamış olduğu bu dezavantajları gündemde tutan, gayle taşıyan bir kuruluş olmasının hasebiyle de o yapmış olduğumuz, yıllarca mücadelesini vermiş olduğumuz çalışmaların da aslında belki de bir ürünü olarak ortaya çıktı bu olay ve evet. Ben de yani ben olmam değil aslında önemli olan, ama bu sonuçta bunun ortaya çıkması da, bu sonuca varılması da, bu olayın beni de gerçekten çok mutlu etti, çok gururlandım. Hem sizlerle hem bu çalışmanın bütünüyle birlikte böyle bir sonuca varılması, hem ülkemizde yaşayan belki de diğer işte eğitim alan arkadaşlarımızın da bir hedefi, bir örnek alabileceği, bir işte Günay abimiz başardı, biz niye başarmayalım noktasındaki bir de çalışma olmuş oldu diyebiliriz. Evet, örnek bir model oluşturdu. Bir başka bakış açısından değerlendirecek olursak, toplumsal gelişim, değişim ve dönüşümden söz ederken biz özellikle özelde engelliliği bu noktada dikkate aldığımızda eğitim bir ara kesit aslında. Kesinlikle hocam. Yüksek öğretim bunun dönüşümünü sağlayacak bir alan, ama bunun yanında biz eğitim aracılığıyla farklı alanlara da, sağlık olsun, turizm olsun, tabii ki, ekonomi olsun, tüm bunlara da bir bakış açısı geliştirmeyi öngörüyoruz yaptığımız çalışmalarda ve bugün birkaç kez üst üste gerçekleştirdiğimiz çalıştayların neticesinde de buna varmaya çalıştık. Çalışma evet. Arkadaşlarım Gökmen Bey olsun, Fahri Hocam olsun ve diğer belki ismini unuturum söylemekte üstüne alınmasın arkadaşlarım, aynen, ekip arkadaşlarım hepsi, diyerek hepsi çok geçeyim. Değerli hocam. Hepsine sevgilerimizi buradan iletelim. Merkezin bu yönde öncü bir merkez olduğunu her zaman vurguluyoruz. Çünkü ulusal boyuttan uluslararasılaşmaya dayanan bir çalışma prensibi var. Evet. Ve biz eğitimi bir ara kesit, burada diğer disiplinlerin de gelişmesine fayda sağlayacak engellilik konusunda yaptığımız çalıştaylar ve bilimsel toplantılar bu yönde ilerlemeye devam ediyor. Son biliyorsunuz birlikte turizm ve sağlığı evet. tartıştık. Burada ondan öncesinde işte engelsiz bilişim engelsiz günleri vardı. Engelsiz bilişim yine buna bir örnek. Aynen. O artık gelenekselleşmiş evet. bir marka haline geldi. Mustafa Özen Kalaç hocamın destekleriyle
Bunlar sürdürülebilir olmayı da elbette bize gösteriyor. Yaptığımız işin her bir basamakta bir adım daha ileriye. Kesinlikle. Özellikle önemli vurguladığım nokta çalıştaylardan çıkan sonuçlar. İşte o nokta çok önemli. Alınan kararların nasıl evrimleşeceği ve toplumda dönüşeceği çok önemli. Ve bizim yüksek öğretimin bir parçası olan merkez aracılığıyla devlet ve toplumdaki ilgili birimlerin üzerlerine düşen görevleri ve sorumluluklarını yerine getirebilecek veya hatırlatıcı bizim gönüllü desteklerimizle bu dönüşümü sağlayabilecek bir aksiyon almamızı öngörüyor. Son yapılan çalıştayda da mesela bunu gördük, deneyimledik. Evet. Çok güzel kararlar ortaya çıktı. Engelsiz bilişim ve daha sonra turizmle ilgili yaptığımız çalıştay neticesinde ilgili bakanlıklara biz bu raporları sunacağız. Kesinlikle. Bu raporların değerlendirilmesinin, denetlenmesinin noktasında da desteklerimizi bildireceğiz. Çünkü elbette ki bu bir ekip işidir. Kesinlikle Zehra Hocam, buna katılıyorum. Ama en azından mesela bu yaptığımız çalışmalarla birlikte biz üstümüze düşen neyse o elimizi taşın altına koyma durumunu yapıyoruz. Ondan sonra raporlarını da ilgili kurum kuruluşlara iletiyoruz. Hatta biz yardımcı olmaya devam edeceğimizi de bildiriyoruz. Artık top onlarda. Tabii bunun bugüne kadar yaşadığımız bu kadar güzelliğin içerisinde gerçekten bunun belki yapılan bu çalışmaların raporlarının da her şeyin de tozlu raflarda kalmasını artık gönlümüz razı değildir. Bir şekilde ortaya çıkması lazım. Evet. Bir şekilde bir adım atılması lazımdır. Biz yine o noktada hazırız. Yine üstümüze düşeni yapmaya. Kesinlikle. Zaten biz de bunları deneyimleyerek atacağımız adımlar konusundaki stratejilerimizi de revize ediyoruz. Kesinlikle. Belki eskiden bu uzun bir yolculuk, biliyorsun, birlikte yaşadık, deneyimledik. Kesinlikle. Raporu verip karşıdaki kişinin bunu algılamasını ve aksiyona geçmesini bekliyorduk. Ancak artık bunu yapmıyoruz. Bu da bir strateji geliştirme. Kesinlikle. Ve değiştirme çabası aslında. Bundan sonraki süreçte basamak basamak, birinci maddede bu, ikinci maddede biz de birlikte yol alıyoruz. İçerisine biraz da stratejinin denetim katma noktasını güncellemiş oluyoruz ki bu süreç daha sağlıklı yürüyebilsin. Yani nerede başladık, nereye varacağımız noktasında da biraz daha temkinli hareket etmenin, temkinli ve kararlı. Evet, kararlı olabilmenin tecrübesini de görebiliyoruz bu yolculukta. Kesinlikle Zehra Hocam, katılıyorum buna ve böyle olması da gerektiğine yürekten inanıyorum. Çünkü dediğin gibi önceleri işte evet biz diyorduk, üstümüze düşeni yaptık, her şeyi hazırladık, alın size işte uygulama planı bilmem ne, siz uygulayın diyorduk. Orada bırakıyorduk ve bekliyorduk ne olacağını görmeye. Ama bir baktık, dediğim gibi birçok projede veya birçok çalışmanın sonucunda o teslim ettiğimiz kişilerin vizyonu, bakış açısı, değerlendirmesi ne yazık ki bizimle paralel bir şekilde ilerlemedi ve belki de o kadar emek harcanan o çalışmalar orada masanın üzerinde kaldı. Bugün de artık bunları yaşamamak adına gerçekten sen olasın, Fahriye Hocam olsun, Gökmen Hocam olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, birlikte çalıştığımız her noktada onun takibini ve gerektiği yerde, gerektiği noktada yine parmak basmayı peşini bırakmıyoruz açıkçası. Evet, stratejik planlamalara güveniyoruz artık. Kesinlikle. Bizim kendi yaptığımız çalıştaylar ve toplantıların çıktısı olan stratejik planlama aslında bir yol haritasıdır. Burada bilimsel uzman kişiler hazırlıyor bu stratejik planlamaları. Aslında eleştiri olarak da yaklaşmıyorum. İşte bir kuruma ne yapacağını söylerken bir stratejik plan anlamamış olması veya icraata geçememiş olması. Çünkü bu bir uzmanlık alanıdır. Evet. Doğru işi yapabilmenin
doğru insan tarafından yapılması gerekiyor. Eğer gerçekten sağlıklı bir neticeye varmamız gerekiyorsa, en azından bunun da farkındalığını yaratmış oluyoruz bu süreçte. Çünkü toplum içerisinde doğru uzmanlık alanı olan kişinin doğru kişiye doğru dokunuşu yapması gerekiyor ki burada emeklerin de boşa gitmemesi noktası dediğiniz gibi bir adım daha ileriye gidebilmemizin faydası olabilsin. Olabilsin. Geçen haftalarda sevgili Gökmen hocamla da programdaydık ve o da aynı şekilde bu stratejik planlama üzerine çok durdu. Çünkü kendisi zaten evet. Bu konuda uzman ve onun da sözünü aldık, çalışmalara da başladık. Yani en azından bu konuların nereye gidebileceği noktasında o stratejik adımları planlaması, yürürlüğe girmesi noktasında sağ olsun hocama da buradan sevgilerimizi tekrardan iletelim. O desteği veriyor. Tabii ki ekip olarak sizler de yanındasınız. Bu nedenle bizim gönlümüz rahat sevgili Zehra hocam. Biliyoruz ki bu konuları bizden fazla, yani biz engellilerden fazla gayle taşıyan, bu toplumun dönüşebilmesi, bu toplum içerisinde yaşayan sadece engelliler değil, bunu açık yüreklilikle siz buradasınız diye değil söylediğim, sadece engelliler değil, çocuklar olsun, hayvanlar olsun, yaşlılarımız olsun, her konuda o sorumluluğun sahibi oluyorsunuz. Ve o toplumu dönüştürebilmek, o toplumun içerisinde o insanların da yer alabilmesi noktasında elinizden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyorsunuz. Bu nedenle ben dediğim gibi şahsen ve temsil ettiğim camia adına bir kez daha sizlere teşekkür ederim yürekten. Biz teşekkür ederiz. Aslında eğitim dedik, toplumsal sorumluluk dedik, yetiştireceğimiz yeni neslin bu yönde yetişmesi gerekiyor. Ve bu noktada ben aileme de çok şey borçluyum. Kesinlikle. Aile eğitimi çok önemli. Mutlaka. Eğitim, engelliliğin farkındalığı, duyarlılığın geliştirilmesi, bu tür yaklaşımların ve bakış açılarının içselleştirilmesi yine dönüp dolaşıp eğitimle kucaklanabiliyor. Ve burada da aile eğitimi çok önemli. Aile eğitiminin her eğitim kademesinde devamlılığının ve sürdürülebilir olması çok önemli. Çünkü biz artık toplumsal değerlerin farkında olan bir neslin yetişmesini daha çok arzuluyoruz. Bireye saygı, sevgi gösteren bir neslin oluşmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun uzun yıllar sonra neticelerini nasıl işte stratejik plan dediğimizde eğitimde de stratejik kesinlikle plan çok doğru. Önemli. Bunun içerisinde duyarlı bireyler yetiştirmek de yer alıyor. Bu işte dediğiniz gibi her türlü toplumsal sorun, acı ve toplumsal probleme karşı duyarlılığı ve gerçekten bu yönde kendisini ilgilendirmese de gayle edinebilecek bir birey olmayı öğretebilmemiz toplumda oldukça önemli. Bu yönde adımların atılması ve bu yönde daha çok projelerin gerçekleştirilmesi de gerekmektedir diye düşünüyorum. Kesinlikle Zehra Hocam. Bahsettiğiniz nokta aslında çok çok önemlidir. O toplumun dönüşebilmesi. Çünkü bugün siz de muhtemelen farkındasınızdır. Yani siz daha da bir aydın kesim olarak baktığımızda bu toplumun gerçekten değerlerini bir şekilde yavaş yavaş kaybettiğimiz bir süreç içerisindeyiz. Özellikle pandemi sonrası yaşadığımız o bireysellik, o çekirdek aile veya o çekirdek ailenin daha da küçülmesi ve bireysel duruma dönmemiz bizim bazı değerlerimiz, yani bugüne kadar işte annelerimizden, dedelerimizden, nenelerimizden öğrendiğimiz o değerleri, saygıyı, sevgiyi, birbirimize o muhtaç durumda yardım etmeyi yitiriyor gibi bir durum gözlemliyorum ben. Ve özellikle bunu gençlerimiz, çocuklarımızın da o bireysellik içerisinde hep
bir bencillik durumuna gelmesi, özellikle sosyalleşmenin sadece tabletlerle işte dijital ortamlarda olması da bizi bu noktada bu sürecin hızlanmasına neden oluyor. Ben öyle inanıyorum. Bunu ortadan kaldırmak ve en azından o sevgi, saygı ve biraz önce dediğin gibi her türlü toplumsal soruna duyarlı bir birey yetiştirme noktasında eğitimcilerin, öğretimin, eğitimin önemi son derece önemlidir. Kesinlikle. Evet, yani burada şunu görebiliyoruz. Hayatlar değişiyor mu? Evet, kesinlikle değişiyor. Programımızın ismi gibi. Programımızın ismi gibi çok güzel bir örnek. Hayatlar değişmeye devam edecek mi? Evet, değişecek. Evet. Ama yapmamız gereken nokta, buna engel olabiliyor muyuz? Olmamız mümkün değil. Çünkü her gün, her saniye yeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Evet. Teknolojiye ayak uydurmamız gereken bir gerçek, ancak unutmamamız gereken bir gerçek de az önce toplumsal değerlerimizin de devamlılığını gerçekleştirebilmemiz için nesiller ve kuşaklar arası eğitimin ve entegrasyonun hızlı bir şekilde devamlılığını sağlamak. Bunlar güzel projelerdir aslında. Kesinlikle hocam. Yaşlılar gençlerden öğrenebiliyor. Çünkü onlar da teknolojiyi takip etmek için büyük bir çaba sarf ederken, bir yandan da gençlerin veya çocukların yaşlılardan öğreneceği, kültürel mirasını taşıyabileceği bir takım değerler var. Bu nedenle kuşaklar arası eğitim programlarının daha çok artırılması gerekiyor. Kuşaklar arasındaki paylaşma, anahtar kelimemiz de aslında doğrudur. Paylaşmaktır. Kesinlikle. Zaman paylaşmak, duygu paylaşmak, bunlar oldukça önemli. Gençlere biz de gözlemliyoruz toplum içerisinde. Yani eskiden bir baktığımız zaman bir ekmeği yerken bir birey arkasını dönüp kendisi yemezdi, etrafına bakınırdı, kime de verebilir aynen diye. Bu çok küçük bir örnektir. Kesinlikle. Ama çok gerçektir. Çok doğru. Şimdi gençlere olaydı. Baktığınızda arkasını döner, kendi ekmeğini, çikolatasını neyse kendisi yer, arkasına bakmaz kiminle paylaşabileceğine. Yok öyle bir biz şey. Biz yetiştirilirken böyle bir durum yoktu. Kime evet verebiliriz, kiminle paylaşabiliriz? Böyle bir ortamda yetiştirilmenin zenginliği aslında bu. Kesinlikle Zerra Hocam. Bu bir zenginliktir. Bu evet zenginliği gelecek nesillere aşılamamız gerekir. Çünkü tek bir kişinin bunu gerçekleştirmesi başarı sağlamaz. Yanlışlar içerisindeki doğruyu da yalnızlaştırır gelecek nesillerde. Doğrudur. Bu sebeple toplumsal olarak bu paylaşma noktasını, paylaşma kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ötekileştirmeden, engellilik bunun bir sadece bir parçası. Bir parçası sadece. Ötekileştirme yapmaksızın kişileri kucaklayıcı bir ortamın varlığını öngörmemiz gerekiyor toplum içerisinde ve bunun dayanağının yine eğitim olduğunu düşünüyorum ben. Kolay değil. İnanılınca her şeyin olabileceğini gördük, deneyimledik. Kesinlikle Zerra Hocam. Bu yönde inandığımız doğruları ve inandığımız paylaşma kültürünü ne kadar çok paylaşırsak daha çok başarılı olabileceğimizi de düşünüyorum ben. Kesinlikle Zerra Hocam. Dediklerinize %100 katılıyorum. O paylaşım noktası çok çok önemlidir. Bir toplumun toplum olabilmesi veya bir insanın insan olabilmesi zaten o paylaşmadan geçmektedir. Umarım ki ve eminim ki bundan sonraki zaten çalışmalarınız hep o yöndedir sizlerin eğitimciler olarak. Yetiştireceğimiz gençliğin de o noktada paylaşımcı, o noktada toplumsal olaylara duyarlı gençler hayatımıza gelecektir. Zehra Hocam yavaş yavaş çok güzel bir sohbet oldu ama yavaş yavaş programımızın sonuna geliyorum. Ben çok çok merak ediyorum. Sana bunu da sormadan da edemeyeceğim. Şimdi seni çok iyi biliyoruz dediğim gibi. Hep bizimlesin, hep toplumun sorunlarının içerisindesin, çözmek için canla başla çalışıyorsun. Ama onun dışında bir Zehra Altınay var.
O kimdir? Söyleyebilir misin bize? O duygularıyla kitap yazabilen de bir Zehra Altınay var. Farklı insana baktığında gözündeki ışığıyla da onu yönlendirebilen, onu mutlu edebilen veya onun yaşadığı sıkıntıyı görebilen bir Zehra Altınay var benim gözümde. Bunu da senin ağzından alabilir miyiz? Evet, güzel özel bir olarak yani Zehra özel bir sorun. Altınay aslında duygularıyla var olan bir insan diye ifade edebilirim. Ben bazen hatta duygular coşkulu olduğu için bu duyguları ben kaleme almayı çok seviyorum. Küçük yaştan beri, ortaokul yaşlarımdan beri şiir yazıyorum. Veya fotoğraf çekip, fotoğrafı çekmemin de bir özel sebebi var. O anı daha sonra yaşayıp kaleme alabilmek için büyük bir emek sarf ediyorum. O zaman şöyle diyebiliriz işte gönül rahatlığıyla diyebilirim ki duygularıma önem veren biriyim ve bu sebeple de projelerde, toplumsal projelerde duygunun, paylaşmanın önemi ve güzelliğini her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Toplumsal sorumluluk bu yönde güçlü bir yaklaşım benim için. Doğrudur. Özelinde duygu yüklü da ifade edebilinir ve bunları da şiir yazarak, evet, küçük önemli hayat notları yazarak ve daha sonra kitaplaştırarak hayatıma devam ediyorum. Son olarak yine bir Türkiye'de basılacak olan bir kitapta bölüm olarak şiirlerimi paylaştım. Onun çıkmasını bekliyorum büyük bir heyecanla. Hayırlısı beni olsun heyecanlandıran, hocam, mutlu eden hayat yönüm aslında bu. Duygularla yaşamaya devam diyorum. İyi ki varsınız hocam, iyi ki varsın. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz sana. Yollarımız kesişmiş ve bu yolda omuz omuza bu mücadeleyi veriyoruz. Ben teşekkür ederim size. Programımız dediğim gibi yavaş yavaş sonlandı. Umarım hayatınızda hep o güzel duygular içerisinde geçer. Hep mutlu anlarda olursunuz. Ve o mutluluğunuzu da bize de yansıtırsınız. Bunun için umarım hayatınız hep güzel olur sevgili hocam. İnşallah hepimizin hayat bir yolculuk. İnişli ve çıkışlı olacağı da bir gerçek. Ama bu yolculuğu ne kadar güzel dakikalara sığdırırsak bu da önemli bir başarı, önemli bir paylaşım. Ben sizlere teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizi Fahriye Hocam'ın sık sık kullandığı bir sözle bitirmek istiyorum. Bir mum başka bir mumu yakmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Hep ışık olun. Değişen Hayatlar programı Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmıştır.